İyi akşamlar diliyorum tekrar. Ölçme dersimize devam ediyoruz. Ölçme ve değerlendirme dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü konularımız ölçme, değerlendirme, ölçme kuramı, ölçme kuralı, ölçüt gibi kavramlara değineceğim. Arkadaşlar ÖSYM bizden burada şöyle sorular soruyor bize. Ölçme ve değerlendirme arasındaki farkı istiyor bizden. Bunun yanında arkadaşlar ölçme kuralı ile ölçütü de ayırt etmemizi istiyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar ölçme nedir? Onunla başlamak istiyorum. Arkadaşlar teknik olarak tanımlandığında ölçme şu. Özelliklerin gözlemlenerek gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle gösterilmesi. Şimdi hatırlayın. Arkadaşlar değişenleri incelerken nitel değişken dedik, nicel değişken dedik. Sürekli süreksiz değişken. Şimdi hemen bunu ölçmeyle bağlayalım. Ölçme dediğimiz şeyi gençler özellikleri gözlemliyoruz. Buradaki gözlem ölçme anlamında. Sonuçlarımızı sayı veya sembollerle ortaya koyuyoruz. Örneğin ölçme sonuçlarımızı sayılarla ortaya koyarsak gençler nicel ölçme yapmış oluyoruz. Ölçme sonuçlarımızı sembollerle ortaya koyduğumuz zaman nitel bir ölçme yapmış oluyoruz. Şimdi hangisi güvenilir diye sorarsam Sümeyra hocam nicel ölçmeler her zaman nitel ölçmelerden nedir? Arkadaşlar kesinlikle daha güvenilir ve daha geçerlidir. Evet Tansu hocam. Şimdi bu yüzden arkadaşlar ölçme sonuçlarımızı özellikle nicel olarak ortaya koyduğumuzda hem anlaşılırlığını hem objektifliğini ortaya koymuş oluruz. Şimdi benim için arkadaşlar burada önemli olan bir nokta var. Bir ölçme işleminde ilk yapılacak olan nedir? Bir ölçme işleminde ilk yapılacak olan şey arkadaşlar ölçeceğimiz özelliğin belirlenmesidir. Tamam. Ben görürüm Zümeyra hocam, görürüm. Şimdi evet görüyorum. Telefonla ilgilenmek yok. Şimdi arkadaşlar bir ölçme işleminde ilk yapılacak olan şeyin özelliğin belirlenmesi olduğunu lütfen unutmayın. Mesela biraz ilerlediğimizde şunu göreceğiz. Şimdi ölçme türlerini anlatacağım mesela doğrudan mı dolaylı mı? Şimdi verilen bir ölçme işleminin arkadaşlar ne olduğunu, ölçmenin ne olduğunu görebilmeniz için önce ölçülen özelliğin ne olduğuna bakın. Çünkü ölçme işleminde ilk yapılacak olan özelliğin belirlenmesi. Mesela ne? Diyelim ki ben arkadaşlar boyu ölçeceğim. Duyduk mu? Boyu ölçeceğim Esra hocam. Şimdi diyeceğim ki ben bu boyu neyle ölçebilirim? Bir metreye karar verdim. Bu da benim arkadaşlar aracım oldu. Ölçme kuralı mesela insanın boyunu ölçerken topuk payını dahil edeyim mi? Yoksa arkadaşlar dahil etmeyeyim mi? Bu da bir ölçme kuralı. Ve sonra ölçme sonucumu ortaya koyuyorum. Şimdi sayı veya sembolü ortaya koyuyorum. Bu yüzden arkadaşlar ölçme işleminde ilk yapılacak olan şey ölçülecek özelliğin belirlenmesidir. Başka bir sıralama yok ama ben bir sıralama yazdım. Arkadaşlar unutmayalım, ölçme bir durum tespitidir, ölçme bir betimleme ve ölçme dediğimiz şey farktan doğmuştur. Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Ali KPSS'den 89 puan çekti. Şimdi burada ölçülen özellik ne? Bilgi. Ali bir sınava girmiş. Arkadaşlar Ali'nin sınav sonucunu 89 puan olarak nicel şeklinde ortaya koydum. O zaman bu cümle bir arkadaşlar ölçme cümlesi. Şimdi herkes orada mı? Fatma hocam orada mısın? Gezban hocam orada mısın? Gülçin hocam orada mısın? Evet Aysel hocam oradasın. Tamam. Peki Ali KPSS'den 89 puan çekti dedim. Bu 89 puan çekmesinden yola çıkarak Ali hakkında verdiğim bir karar var mı? Hayır yok. O zaman arkadaşlar bu bir ölçme işlemidir. Tamam. Örneğin sınıfta 25 öğrenci var. Şimdi bakıyorum ölçülen özellik ne? Öğrenci sayısı. Sınıfta 25 öğrenci var dedim. Ne yaptım arkadaşlar? Sonucunu ortaya koydum. O zaman bu da bir ölçme. Ali koşu yarışmasında birinci oldu. Şimdi Gülçin hocam dikkat et. Ali koşu yarışmasında birinci oldu. Ali'nin ölçme sonucu ne? Birinci olması. Peki buradan yola çıkarak Ali hakkında verdiğim bir karar var mı? Hayır yok. Peki şimdi. Arkadaşlar Suat KPSS'den 98 puan çekerek kendi branşında birinci oldu. Bu cümle nasıl bir cümle acaba? Tehlikeli. Bu cümleye
Ölçme mi demelisiniz, değerlendirme mi demelisiniz? Ne diyorsunuz? Evet, şu cümleyi arkadaşlar bakalım. Suat KPSS'den 98 puan çekerek kendi branşında birinci oldu. Bir ölçme mi, değerlendirme mi? İçinizden ne geçiyorsa yazmanızı istiyorum. Evet, Sümer Hocam değerlendirme dedi, Hatice Hocam değerlendirme dedi, Filiz Hocam, Gülcan Hocam, Aysel Hocam, evet. Çoğunluk sanırım arkadaşlar ne? Değerlendirme dedi. Peki şimdi dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Suat hakkında verilen bir yeterlilik kararı var mı? Suat KPSS'den 98 puan çekti. Birinci oldu. Peki bunun birinci olmasından veya arkadaşa 98 puan çekmesinden yola çıkarak Suat hakkında verilen bir karar var mı? Hayır, yok. O zaman ölçme. Bu örnek isterseniz arkadaşlar biraz kalsın. Değerlendirmeyi anlattıktan sonra buraya geri döneceğim, tamam mı? Şimdi Müge'nin kompozisyonda 6 tane yazım yanlışı çıktı. Şimdi arkadaşlar, ölçme bir durum tespiti. Ölçülen özelliği sayı veya sembolle ortaya koyuyorum. Bir ölçme işleminde ilk yapacağım şey ölçülen özelliği bulacağım. Sonra arkadaşlar bu ölçme sonucunu ortaya koyup koymadığına bakacağım. Şimdi geri döneceğim arkadaşlar, tekrar bağlayacağım çünkü. Şimdi lütfen dikkat edin. Şimdi bak arkadaşlar, değerlendirme kavramını görelim şimdi. Değerlendirme arkadaşlar, ölçme sonuçlarının bir ölçüt ile karşılaştırılarak bir değer yargısına, oradan da bir karara varma süreci. Bu yüzden arkadaşlar ben değerlendirme dediğimde herkesin aklına kişi hakkında karar verme gelecek. O zaman değerlendirme için arkadaşlar 4 şeye ihtiyacım var. Birincisi şu. Bir ölçme sonucu olacak. Evet. Sonra ben bunu bir ölçütle karşılaştıracağım. Evet. Ve değer yargısına ulaşıp karara varacağım. Bu yüzden değerlendirme ölçülen özelliğin miktarın yeterli olup olmadığını belirleme işlemi gençler. Bakın, ölçme ölçülen niteliğin miktarını, değerlendirme ise ölçülen miktarın yeterli olup olmadığını arkadaşlar belirliyor. Şimdi bu yüzden de değerlendirme ölçmeyi de içine alan daha geniş bir kavram. Değerlendirme ölçümlerden bir anlam çıkarmak. Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Evet, Ali sınıfını pek iyi ile geçti. Herkes dinliyor mu beni can kulağıyla? Ali sınıfını pek iyi ile geçti dedim. Ali'nin ölçme sonucu ne? Pek iyi alması. Peki bu örnekte Ali'nin pek iyi almasından yola çıkarak Ali hakkında verilen bir karar var mı? Var. O da nedir? Geçti. O halde Ali sınıfını pek iyi ile geçti ifadesi bir değerlendirme ifadesidir. Peki şimdi birazcık daha netleşti mi? Örneğin Ali pek iyi aldı deseydim, bu bir ölçmeydi. Ali pek iyi aldığı için sınıfı geçti deseydim, evet, değerlendirme. Çünkü pek iyi ölçme sonucu, oradan yola çıkarak Ali hakkında verdiğim bir karar var. İkinci örneğe bakalım. En başarılı 3 öğrenciye burs verildi. Bakın şimdi bir ölçme yapılmış ve burs verme kararı gerçekleşmiş. O zaman en başarılı 3 öğrenciye burs verildi ifadesi arkadaşlar nedir? Bir kararı barındırdığı için bir değerlendirmedir. Şimdi arkadaşlar ÖSYM bizden ölçme ölçme ile değerlendirmeyi ayırt etmemizi istiyor. Hemen sorusunu görelim. Şimdi arkadaşlar ÖSYM böyle 4 tane öncül veriyor gençler. Ve diyor ki bunlardan hangisi ölçme, hangisi değerlendirmedir? Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Bu örneği ben çözeyim. Birinci öncülüme bakıyorum. Ayşe sınıfını pek iyi ile geçti. Ayşe'nin pek iyi alması ölçme sonucu. Pek iyi aldığı da ne oldu? Sınıfı geçti. O zaman bir değerlendirme cümlesi. Tamam. İkinci öncüle bakıyorum. Burç sınavdan 10 üzerinden 9 puan aldı. Bakıyorum, Burcu'nun sınav sonucu 10 üzerinden 9 puan alması. Peki Burç hakkında verilen bir karar var mı Pınar Hocam? Yok. O halde ikinci öncülüm bir ölçmedir, değil mi Filiz Hocam? Peki, Songül sınavdan en yüksek puanı aldı. Bakıyorum Hatice Hocam,
Son gün sınavdan en yüksek puanı aldı. Sınav sonucu en yüksek puan. Oradan Songül hakkında verilen bir karar var mı? Hayır, yok. O zaman Songül sınavdan en yüksek puan aldı ifadesi, evet Aysel hocam, bir ölçmedir. Dördüncü öncüle bakıyorum. Demet 185'in üzerinde puan aldığı için sınavı kazandı. Bakıyorum. Ölçme sonucu 185'in üzerinde puan almak. Peki 185'in üzerinde puan aldı da ne oldu? Kazandı diyor. O halde bir kararı barındırdığı için bu bir ne cümlesidir? Değerlendirme cümlesi. Zihninizde biraz netleşti mi gençler? Ölçme sadece bir durum tespiti. Değerlendirme ise o ölçme sonucundan yola çıkarak arkadaşlar kişi hakkında verilen bir kararı içeriyor. Şimdi bir örnek daha çözeceğiz Hatice hocam. Ha tamam. yakalarım. Acımam. Evet, şimdi şu örneği de çözelim Hatice hocam. Bakalım. Birinci öncüle bakıyorum. İş deneyimi 6 yılın üzerinde olanlar işe alınmıştır. Evet, işe alınmıştır. O zaman iş deneyimi 6 yılın üzerinde olanlar işe alınmıştır ifadesi bir değerlendirmedir. Çünkü kararı içeriyor. Lale tatile gitmeden önce tartılmış, 50 kilogram gelmiştir, bir ölçme. Hale ortalamanın üstünde puan alarak sınıfını geçmiştir, bir geçtiği için geçme bir karar, o halde değerlendirme. Jale ÖSS'den 208 puan aldı, bu da bir ölçme. Evet, şimdi arkadaşlar, peki bir tane daha örnek, bunu sizin çözmenizi istiyorum. Sonra arkadaşlar, evet, bu örneği siz çözün bakalım. Sonra arkadaşlar herkes cevabını yazsın. Hangileri ölçme, hangileri değerlendirme? Evet, şimdi birinci öncüne bakalım. Cevap istiyorum arkadaşlar sizlerden. Cevabınızı yazın bakalım. Soru ne? Yukarıda verilen numaralandırılmış ifadelerden hangilerinde değerlendirme yapılmıştır? Herkes cevabını yazsın arkadaşlar. Hangilerin? Evet, herkes cevabını yazdı sanırım. Herkes ne diyor? Herkes Adana demiş gibi duruyor. Peki inceleyelim şimdi. Tamam. A. Zeliha sınıf ortalamasının üstünde not alarak dersi geçti. Geçme bir karardır. Doğru mu? O zaman birinci öncülüm arkadaşlar nedir? Değerlendirmedir. İkinci öncülüme bakıyorum. Mülakattan yeterli puanı alan Zeynep yüksek lisansa kabul edildi. Evet, yeterli puanı almış. Ne oldu ondan sonra? Yüksek lisansa kabul edildi. O zaman 1 ve 2 nolu öncülüm şu anda arkadaşlar bir değerlendirme. Peki 3'e bakalım şimdi. Burak sınavdaki tüm soruları yanlış mı söyledim? Yok. Tamam. Zeliha birinci öncülüm değerlendirme sınıfı geçtiği için. İkinci öncülümde değerlendirme yüksek lisansa kabul edildiği için. Üçüncü öncüle bakıyorum. Burak sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 100 puan aldı. Bakıyorum. Burak'ın aldığı puan 100. 100 aldığından yola çıkarak Burak hakkında verilen alındı, alınmadı, seçildi, seçilmedi gibi bir karar yok. O halde üçüncü cümlem bu da bir ölçme cümlesi. Geliyorum dörde. Türkiye 2010 yılındaki ihracat oranıyla dünya birincisi oldu. Bakıyorum arkadaşlar birinci oldu diyor. Peki birinci olmasından yola çıkarak Türkiye hakkında verilen bir karar var mı? Hayır, yok. Karar olmadığı için o zaman dördüncü öncülümde ne oldu arkadaşlar? Bir ölçme cümlesi oldu. O halde arkadaşlar, evet, 1 ve 2 nolu öncülüm değerlendirme, 3 ve 4 nolu öncülüm ise birer ölçme cümlesi. Peki, evet Sümeyra hocam, şimdi dikkat etmenizi istiyorum lütfen. Evet, ona göre birinci olmuş kesinlikle Sümeyra hocam. Peki Sümeyra hocam, ihracat oranı ölçülmüş, birinci olmuş. Şimdi ben dedim ki Sümeyra KPSS'de en yüksek puanı çekerek birinci oldu dedim. Sümeyra hakkında verdiğim atandı, atanmadı, geçti, geçmedi, alındı, alınmadı gibi bir karar yok. Doğru mu?
Evet, Türkiye ihracat oranıyla ölçülmüş, dünya birincisi olmuş. Ama buradan yola çıkarak Türkiye hakkında verilen bir karar söz konusu değil. Peki, evet, şimdi arkadaşlar, peki ne yapsaydım değerlendirme olacaktı? Bakın, Türkiye 2010 yılındaki ihracat oranıyla dünya birincisi oldu dedim. Olduğu için gelişmiş ülkeler zirvesine katılmaya hak kazandı deseydim, o zaman değerlendirme olmuş olacaktı. Evet, tabii ki evet, aynen öyle. Evet Sümeyra hocam, kesinlikle zaten değerlendirmeyi değerlendirme yapan miktarın yeterliği veya yetmezliği hakkında bir kararın olmasıdır. Duyduk mu? Evet şimdi arkadaşlar, şuraya da tekrar bakalım o halde. Hangisi ölçme, değerlendirme, bir bakalım şimdi. Türkiye enerji ithalatında 50 milyar dolar dış ticaret sıralamasında birinci sıraya yerleşti. Bakıyorum, bu cümle evet bir ölçme cümlesi Aysel hocam. Şimdi neden? Neden? Çünkü bir durum tespiti var. Birinci olmak gibi bir durum tespiti. Oradan yola çıkarak arkadaşlar, Türkiye hakkında verilen bir karar olmadığı için birinci cümlem ölçme. İkinciye bakıyorum. Fadıl katıldığı araba yarışında saatte 350 kilometre hıza ulaşmış. Hız ölçülmüş. Arkadaşlar nicel olarak ifade edilmiş. O halde ikinci öncülümde ölçme. Üçe geliyorum. Sivas filminin yönetmeni Kaan Müjdeci 71. Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülünün sahibi oldu. Şimdi ne olmuş? Evet, jüri özel ödülü almaya hak kazanmış. O halde üçüncü öncülüm ne oldu? Değerlendirme. Peki, bir ve iki nolu öncülüm ölçme. Arkadaşlar üçüncü öncülüm ne oldu? Değerlendirme. Herkes netleştirdi mi arkadaşlar? Zihninde kuşkusu kalan kaldı mı? Evet, şimdi arkadaşlar geri döndüm o halde. Geri döndüm tekrar. Arkadaşlar değerlendirme ile, lütfen unutmayın, ölçmedeki değerlendirme ile gerçek hayattaki değerlendirme çok farklıdır. Şimdi ölçme dediğim şey arkadaşlar bir durum tespiti, bir işlem yapıyorsunuz ve işlemi sayı ve sembolle ortaya koyuyorsunuz. Şimdi tekrar gelelim arkadaşlar. Örneğin ne yazıyor Sümeyra hocam? Tamam. Ödül kazandı diyor çünkü Şebnem hocam. Ödül almaya hak kazandı. Ödül alıp almamak zaten bir kararı ilgilendiriyor. Peki şimdi şu cümleye bir gelelim arkadaşlar. Şimdi şunları bir tekrar inceleyelim. Ali KPSS'den 89 puan çekti. Ali hakkında verilen bir karar var mı? Hayır yok. İşte arkadaşlar bu bir ölçme işlemi. İkinci öncüle gelelim. Sınıfta 25 öğrenci var. Sınıfta 25 öğrenci olmasından yola çıkarak verdiğim bir karar var mı? Hayır yok. O zaman bir ölçme işlemi. Üçüncü öncele bakıyorum. Ali koşu yarışmasında birinci oldu. Ali koşu yarışmasında birinci olmasından yola çıkarak Ali hakkında verilen bir karar yok. Bu yüzden arkadaşlar bir ölçme cümlesi. Emel koşu yarışmasında sonuncu oldu. Sonuncu olmasından yola çıkarak Emel hakkında verilen bir karar yok. Elendi falan filan kararı yok. O halde bir ölçme cümlesi. Müge'nin kompozisyonda 6 tane yazım yanlışı çıktı. Evet, bu da bir ölçme cümlesi. Şimdi bakıyorum. Suat KPSS'den 98 puan çekerek kendi branşında birinci oldu. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar iki tane işlem var burada. Bir, Suat'ın KPSS'den 98 puan çekmesi. İkincisi, kendi branşında birinci olması. Şimdi diyorum ki, bunlardan yola çıkarak Suat hakkında verilen atandı, atanmadı, alındı, alınmadı, seçildi, seçilmedi gibi bir karar ifadesi olmadığı için bu cümlemizde nasıl bir cümle arkadaşlar? Bir ölçme cümlesidir. Anlaştık mı? Evet, eğer arkadaşlar aldığımız ölçme sonucundan yola çıkıp kişi hakkında, durum hakkında bir karara varırsam o halde nedir?
bir değerlendirme olacaktır. O zaman şimdi arkadaşlar hemen birkaç örnek istiyorum. Şimdi Sümeyra hocam. Aynen öyle Sümeyra hocam. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar üçüncü öncüle lütfen ne olduğunu söyleyin bana. Üçüncü öncül. Mehmet Terzi 100 metreyi 11 saniyede koştuğu için takıma alındı. Evet, herkes yazsın, herkes yazsın. Uyumak yok, telefonla uğraşmak yok, mutfağa gitmek yok. Evdekiler herkes beni dinlesin. Evet, herkes yazsın. Herkes yazdı. Bitti mi yazdırmanız? Evet, bekliyorum herkesi. Mehmet Terzi 100 metreyi 11 saniyede koştuğu için takıma alındı. Alınma kararı verdiği için bir değerlendirme cümlesidir. Çok güzel. Şimdi gelelim. Rabia sınıfın en güzel kızıdır. Hadi bakayım. Herkes yazsın. Rabia sınıfın en güzel kızıdır ifadesi ölçme midir, değerlendirme midir? Evet, bekliyorum. Herkesten istiyorum. Evet, bekliyorum, bekliyorum. Kıskanma Tansu hocam, kıskanma. Evet, şimdi arkadaşlar. Sema, neydi pardon, Rabia sınıfın en güzel kızıdır. Şimdi, değerlendirme diyen arkadaşlar, lütfen dikkat edin. Evet, Rabia sınıfın en güzel kızıdır bir ölçme işlemi arkadaşlar. Bir değerlendirme işlemi değil. Şimdi neden değil? Rabia sınıfın en güzel kızı. Şimdi Rabia'nın güzelliğinden yola çıkarak Rabia hakkında verilen bir karar yok. Örneğin Rabia sınıfın en güzel kızı olduğu için koca buldu. Güzellik yarışmasına seçildi deseydi o zaman değerlendirme olacaktı. Ama Rabia sınıfın en güzel kızıdır ifadesi sadece arkadaşlar bir ölçme işlemi. Neden? Çünkü bir durum tespiti, bir betimleme. O betimlemeden yola çıkarak Rabia hakkında verilen bir karar yok. Doğru mu? Şimdi hadi Rabia sınıfın en güzel kızıdır ifadesi bir ölçme. Değerlendirme olabilmesi için gençler, ölçülen o özellik neyi ölçülüyor? Güzelliği ölçülüyor. O güzellik hakkında bir karara varmış olmam lazımdı. Örneğin kırmayayım sizi. Rabia sınıfın en güzel kızıdır ifadesinden yola çıkıp bir de değerlendirme yapayım. Rabia sınıfın en güzel kızıdır ölçme. Eğer şöyle deseydim. Rabia sınıfın en güzel kızı olduğu için güzellik yarışmasına okulu temsil etmeye hak kazandı. O zaman ifadem ne olurdu? Değerlendirme olurdu, değil mi? Evet, peki. Saime bilgi yarışmasında ilk üçe girdi. Hadi bakalım. Herkes yazsın. Saime bilgi yarışmasında ilk üçe girdi. Değil mi? Evet, evet, çok güzel bir ölçme işlemi. Çünkü ilk üçe girmesinden yola çıkarak Saime hakkında verilen bir karar yok. Peki. Hülya KPSS'de 79 puan aldı. Evet, bir ölçme işlemi. Evet, şimdi. Peki, Yeliz KPSS'de 99 puan alarak birinci oldu. Bunu istiyorum. Yeliz KPSS'de 99 puan alarak birinci oldu. Evet. Ölçme mi, değerlendirme mi? Evet, bekliyorum arkadaşlar. Evet, evet, evet. Peki, şimdi. Değerlendirme diyen arkadaşlar, tekrar lütfen kulağınız bende kalsın. Kulağınızı bana verin. Gözünüz de tahtada. Şimdi, Yeliz bir sınava girmiş, 99 puan çekmiş, tamam. Peki, ne olmuş? Birinci olmuş. Peki şimdi söyleyin bana, Yeliz hakkında verilen bu birincilikten ötürü veya 99 puandan ötürü oradan yola çıkıp Yeliz hakkında verdiğim bir karar var mı?
bir alındı, alınmadı, seçildi, seçilmedi bir diye bir karar var mı? Hayır, yok. O halde bir ne işlemi? Ölçme işlemi. Şimdi arkadaşlar, Fatma Hocam orada birinci olması sırasını belirtiyor. Onun yeterliliği veya yetmezliği hakkında bir kararı içermiyor. Duyduk mu? Yeliz 99 puan çekmiş. Ölçme sonucu. Bir ölçme sonucu daha var. Birinci olmuş. Yani örneğin Yeliz KPSS'den 98 puan çekmesi eşit aralıklı ölçek. Birinci olması sıralama ölçeği. Sıra ölçek türleriyle yapılan her şey gençler birer ölçme işlemidir. Peki bana Yeliz hakkında verilen kararı söyler misiniz? Yeliz alındı, alınmadı, atandı, atanmadı gibi bir ifade kullanıyor muyum? Şimdi zaten arkadaşlar bakın şöyle işte yani en güzeli şu. Kişi hakkında verilen bir seçildi, seçilmedi, alındı, alınmadı, elendi, elenmedi bir kararı var mı? Hayır, yok. O halde nedir? Bir ölçme. Peki şimdi bakın. Sema istediği okula atandı. Evet, söyleyin bana bunu. Sema istediği okula atandı. Atandı, değil mi? Alınma, alınmama kararı var burada. Atandı, atanmama kararı var. O halde burası nedir? Bir değerlendirme. Kesinlikle. Tabii ki bir karar var. Peki, Ali iyi bir proje hazırladı. Ali iyi bir proje hazırladı ifadesinde. Bir ölçme mi, değerlendirme mi? Evet, evet. Evet, yazılıyor. Herkes yazsın göreyim arkadaşlar. Herkes yazsın göreyim. Şimdi, evet, Tansu Hocam, Kezban Hocam, lütfen dikkat edin şimdi. Ali iyi bir proje hazırlamış. Peki, Ali'nin iyi bir proje hazırlamasından yola çıkarak, iyi bir proje hazırlaması nitel bir ölçme. Peki, iyi proje hazırlamasından yola çıkarak Ali hakkında verilen bir karar var mı? Söyleyin. Hayır, yok. Karar yoksa o halde bir ölçme cümlesi. Peki, ne yapsaydım değerlendirme olurdu? Ali iyi bir proje hazırlayarak işe alındı deseydim o zaman ne olacaktı? O zaman değerlendirme olacaktı. Peki, Deniz Bayandır. Ölçme. Muhittin işe alındı. Değerlendirme. Doğru mu? Peki şuna gelin. Temel 120 kilo saatte 120 kilometre hızla gittiği için ceza yedi. Bak ne olmuş? Ölçme sonucu 120 kilometre hız ve cezayı yemiş. Artık o bir karar olduğu için değerlendirme. Elif Peki'yi aldı. Bir ölçme. Neden? Elif Peki alması bir ölçme sonucu. Ölçme sonucundan yola çıkarak verilen bir karar yok. O halde bu cümlemiz bir ölçme cümlesi. Evet, şimdi lütfen dikkat edin. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Değerlendirme dediğim zaman, değerlendirme dediğimde lütfen şuraya tekrar dikkat edin. Değerlendirme arkadaşlar, ölçme sonuçlarını ben bir ölçütle karşılaştırarak bir değer yargısına varıyorum ve orada o kişi hakkında bir karara varmış oluyorum. Ne kararı? Miktarın yeterli olup olmadığı kararı. Bu yüzden gençler değerlendirme ölçmeyi de içine alır. Değerlendirmede alındı, alınmadı, seçildi, seçilmedi, elendi, elenmedi, madalya aldı, almadı, kazandı, kazanmadı, başarılı oldu, başarısız oldu. Bu ifadelerimizin hepsi ölçme sonucuyla bir ölçütün karşılaştırılmasına dayandığı için birer değerlendirme ifadesi olurlar. Netleşti mi biraz arkadaşlar? Evet, netleşti mi? ÖSYM benim sorduğum sorulardan biraz daha kolay sorar. O halde bir soru cebimizde. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bakın şimdi, ölçüm dediğimiz şey arkadaşlar, ölçme sonucudur. Mesela bakalım, ölçüm eğer çıkarsa karşınıza sorularda falan, ölçüm bir ölçme sonucu. Bakın mesela, Ali 180 santimetre boyundadır. Oradaki 180 santimetre
ölçme sonucu. Ali KPSS'de de birinci oldu. Bu da bir ölçme sonucu. Bugün hava çok sıcak. Havanın sıcak olması bir ölçme sonucu. Yani ölçüm. Ali uzun boylu. Buradaki uzun boy da bir ölçümdür. Bu yüzden arkadaşlar biz ölçmeyi, özellikleri gözlemler, gözlemlerimizi sayı veya sembolle ifade ederiz. İşte Ali'nin boyunu ölçtüm. Ali 180 santimetre boyundadır. Yapılan işlemin adı ölçme. Ali'nin oradaki 180 rakamı bir ölçme sonucunu ifade ediyor. Şimdi geldik üçüncü kavramımıza, ölçme kuralı. Arkadaşlar ölçme kuralı ne ile ilgiliydi? Bakın ölçme kuralı ne ile ilgili? Ölçme işlemi ile ilgilidir. Herkes duydu mu? Evet Fatma hocam duydun mu? Aysel hocam. Gülcan hocam, ölçme kuralı ölçme sonucuyla ilgili. Ölçme işlemiyle ilgilidir. Bu yüzden ölçme kuralı ölçmenin nasıl yapılacağını belirtiyor bana. Bakın, ölçmenin nasıl yapılacağını belirtiyor. Örneğin, her soru 10 puandır. Evet, bir ölçme kuralı. 4 yanlış bir doğruyu götürür. Bu da bir ölçme kuralı. Sınav süresi 40 dakikadır. Bu da bir ölçme kuralı. 4. ve 5. sorular 10 puan, diğerleri 10 puandır. Bu da bir ölçme kuralı. Arkadaşlar örneğin yazı güzelliği veya kağıt düzeni 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Şimdi dikkat. Bu bir ölçme kuralı mı? Nasıl bakıyorum? Şöyle yapıyorum. Yazı güzelliği ve kağıt düzeni 10 puan üzerinden değerlendirilecektir ifadesi. Ne? Ben öğrenci hakkında geçti kaldı kararını verirken mi kullanıyorum, onu ölçüp biçerken mi? Ölçüp biçerken kullanıyorsam o halde ölçme kuralıdır. Evet, ölçme kuralı. Şimdi, arkadaşlar ÖSYM şunu çok sorar. Puanlama yönergesi, puanlama anahtarı lütfen ölçme kuralıdır, bunu unutmayın. Puanlama yönergesi, puanlama anahtarı ölçme kuralıdır. Şimdi, ölçme kuralını bizim ölçüp ile ayırt etmemiz lazım Esra Hocam. Şimdi bakalım. Ölçüt neyin elemanıydı? Değerlendirmenin elemanıydı, doğru mu? Ölçme kuralı da Elvan Hocam ölçme işlemiyle ilgiliydi. Şimdi bakalım. Evet, ölçüt. Arkadaşlar ölçüt dediğimiz şey ölçüt değerlendirmenin neye göre yapılacağını belirtiyor. Bakın, ölçüt değerlendirmenin neye göre yapılacağını belirliyor. Değerlendirme karar değil miydi Tansu Hocam? Söyle. Değerlendirme karar vermekti. O halde ben kararı verirken kullanacaksam ölçüt, ölçme işlemini yaparken kullanacaksam ölçme kuralı. Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. İş deneyimi 5 yılın üzerinde olanlar işe alınacaktır. Bu bir ölçme kuralı mı, ölçüt mü? Lütfen içinizden geçeni yazın. İş deneyimi 5 yılın üzerinde olanlar işe alınacaktır. Ölçme kuralı mı, ölçüt mü? Evet, evet, herkes yazdı. Kriter, ölçüt, ölçüt dediniz. Tamam, çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl anlıyorum. Diyorum ki iş deneyimi 5 yılın üzerinde olanlar işe alınacaktır. Şimdi bakıyorum. İşe alıp almama karar değil mi gençler? İşe alıp almama karar. İşe alıp almama kararını vereceğim zaman ben bu ifadeyi kullanıyorsam o halde bir ölçüttür. İkinci örneğe gelelim. Aritmetik ortalamanın 5 puan üzerinde alanlar sınıf geçer dedim. Şimdi bakıyorum, sınıfı geçip geçmeme bir karar. O halde sınıfı geçip geçmeme kararını verirken kullanıyorsam bu bir ölçüt. Evet, şimdi Esra Hocam dikkat et. Elbette ki Esra Hocam, aynen öyle. Bak şimdi, iş deneyimi 5 yılın üzerinde olanlar işe alınacaktır. Bu bir ölçüttür. Ben bunu değerlendirmeye çeviriyorum şimdi. Esra 5 yılın üzerinde deneyime sahip olduğu için işe alındı deseydim değerlendirmeye dönüşecekti. Örneğin
Aritmetik ortalamanın 5 puan üzerinde alanlar sınıfı geçer. Bu bir ölçüt. Esra ortalamanın 5 puan üzerinde puan aldığı için sınıfı geçti deseydim artık değerlendirmeye dönüşecektim. Evet, netleşti mi biraz? Peki, şimdi arkadaşlar söyle Hülya hocam ne diyor? Ölçümle ölçüt. Yok, hayır Hülya hocam. Ölçüt, ölçüm, ölçme sonucu. Mesela Hülya 58 kilo ağırlığında, oradaki 58 kilo ölçüm, ölçme sonucu. Duydun mu? Ölçüm, ölçme sonucu demek zaten. Örneğin Hülya 56 kilogramdır. Oradaki 56 nedir? Bir ölçümdür. Ölçüt ise herhangi bir şeye karar verirken kullanıyorum. Şimdi, evet Hülya hocam bunu sen yap. 100 metreyi 12 saniyenin altında koşanlar takıma alınacaktır. İfadesi ölçme kuralı mı? Ölçüt mü? Değerlendirme mi? Ölçme mi? Evet, herkesten bekliyorum. 100 metreyi 12 saniyenin altında koşanlar takıma alınacaktır. Evet, evet. Çok güzel. Harikasınız gençler. Harikasınız. Eğitimden 70 net geliyor. Geliyor. Eğitimden 70 net geliyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum şimdi. 100 metreyi 12 saniyenin altında koşanlar takıma alınacaktır. Takıma alıp almama kararını verirken ben bu ifadeyi kullanacağım için burası ölçüttür. Şimdi örneğin Mehmet Terzi 100 metreyi 12 saniyenin de koştuğu için takıma alındı. Karar verildiği için bir değerlendirmedir. Eğer şöyle deseydim, Sümeyra 100 metreyi 20 saniyede koştu deseydim o da ölçme olacaktı. Doğru mu? Peki ikinci öncüle bakın. 100 metre yarışında her atlet kendi parkurunda koşacaktır. Ölçüt mü, ölçme kuralı mı? 100 metre yarışında her atlet kendi parkurunda koşacaktı. Kendi parkurunda koşacaktır. Kural yazmanız yeterli. Evet, kural. Nasıl anlıyorum? Şöyle anlıyorum. 100 metre yarışında her atlet kendi parkurunda koşacaktır ifadesini takıma alıp almama kararını verirken mi kullanıyorum? Onları koşma işlemini ölçerken mi kullanıyorum? O halde ölçme işlemini yaparken kullanıyorsam ölçme kuralı. Peki. Şimdi gelelim. Ağırlığı 150 kilonun üzerinde olan erkekler askerlik yapamaz. Ne olduğunu herkes yazsın. Ölçme kuralı mı, ölçüt mü? Ağırlığı 150 kilonun üzerinde olan erkekler askerlik yapamaz. Yani kriter mi? Arkadaşlar ölçme kuralı mı? Evet, herkes yazsın arkadaşlar. Yanlış yazıp yazmadığınız önemli değil biliyorsunuz. Kızmıyorum, bağırmıyorum. Bağırsam da belli etmiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar teşekkürler hepinize. Şimdi sınav anındayım, bana böyle bir örnek verdi. Ağırlığı 150 kilonun üzerinde olan erkekler askerlik yapamaz. İfadesi nedir dedi. Şimdi okuyorum. Ağırlığı 150 kilonun üzerinde olan erkekler askerlik yapamaz dedi. İfade, askerlik yapıp yapmama kararı verilirken kullanılacaktır. Karar olduğu için, kararı verirken kullanacağım için bu ifade bir ölçüt yani kriter ifadesidir. Peki, ikinci örnek. Beden kitle indeksi 25'in üzerinde olanlar rejim programına alınacaktır. Hayırdır Hatice Hocam, Esra Hocam? Evet. Ölçüt mü, kural mı? Evet, kriter değil mi? Kesinlikle. Neden? Rejim programına alıp
almama kararını verirken kullanacağım için bu bir ölçüt işlemi olacaktır. Anlaştık. Peki, evet, hadi bakalım. Arkadaşlar, bu soruyu çözme. Hatta bundan önce şu 2013'ün sorusunu vereyim de öyle. Arkadaşlar, bu 2013'ün sorusu. Şimdi soru diyor ki, buna göre ölçüt kaç numaralı cümlede belirtilmiştir? Lütfen herkes okuyup cevaplasın. Bugün size şiir de okuyacağım. Duydunuz mu? Bugün size şiir de okuyacağım. Çünkü hak ettiniz yani. Evet, evet. Herkes soruyu bulsun bakalım ondan sonra. Evet, herkes buldu mu? Herkes Denizli dedi. Yani 5 nolu ölçüt cümle dedi, değil mi? Bakalım. Evet, 5 nolu'yu okuyorum. Uygulama sonunda sınavda en az 50 puan alan öğrencileri başarılı sayacağını açıklar. Kesinlikle. Bakıyorum. Başarılı olup olmamak kararını buna göre vereceği için o zaman 5 nolu ölçütümüz arkadaşlar, 5 nolu ifademiz bir ölçüttür. Peki 6 nolu öncülün ne olduğunu söyleyin. Sınava giren Ayşe 80 puan alarak sınavda başarılı oldu. Evet. Başarılı oldu. Evet, başarılı olma. Ölçme yazan arkadaşlar vardı. Evet, evet. Şimdi sınava giren Ayşe 80 puan alarak sınavda başarılı oldu. 80 puan alması bir ölçme sonucu. Ama oradan yola çıkarak Ayşe hakkında verilen bir karar var. Başarılı oldu ifadesi. Doğru mu? Evet, peki. Şimdi 4 nolu öncüle bir bakın. 4 nolu öncülün ne olduğunu söyler misiniz? Her bir maddenin değerini 10 puan olarak belirler. Evet, burası da bir ölçme kuralı. Değil mi? Peki, ne diyor Şebnem Hocam? Şimdi Şebnem Hocam, sen sınava girersin, senin aldığın puan ölçme sonucudur, doğru mu? Sınava giren Ayşe 80 puan alması ölçme. Ama diyor ki 80 puan alarak başarılı oldu. Senin hakkında karar vermiş oldu. Senin hakkında karar, başarılı başarısız kararı alındı, alınmadı kararı verildiği anda artık ne olur? Bir değerlendirme ifadesine dönüşür. Evet, şimdi arkadaşlar, ölçme kuralı ve ölçüt olarak ayırmanızı istiyor. Evet, tek tek birinci öncülden başlıyoruz. Matematik sınavından alınabilecek en yüksek puan 100'dür ifadesi bir ölçme kuralı mı, ölçüt mü? Herkes yazsın arkadaşlar, aktifleşin. Uyumak yok, hadi. Evet, evet, evet Hülya Hocam, hadi. Yazdı Hülya Hocam. Kural, 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 kural yazdı herkes. Şebnem Hocam da öyle. Gülsüm Hocam da, tamam. Peki, ikinci öncüle bakıyorum. Şimdi hatta birinci öncüle geri döneyim. Matematik sınavından alınabilecek en yüksek puanı 100. Evet, oldu. Zaten bir yönerge olduğu için yönerge bir ölçme kuralı. 2'ye bakıyorum. Matematik sınavından 60 ve altında alan öğrenciler dersi tekrar ederler. Evet. Dersi tekrar edip etmeme kararını verirken kullanacağım. Doğru mu Fatma Hocam? Bakın, matematik sınavından 60 ve altında alan öğrenciler dersi tekrar ederler. Dersi tekrar edip etmeme kararını verirken kullanıyorsam bunun adı bir ölçüttür. Üçüncü öncüle bakalım. Öğrencilerin matematik dersinden başarılı sayılabilmeleri için soruların %30'unu doğru cevaplamış olmaları gerekmektedir. Evet. Ölçüt. Neden? Elvan Hocam. Elvan Hocam şöyle yapıyorsun. Tekrar lütfen. Şimdi matematik dersinden başarılı sayılıp sayılmama karar, bu kararı verecekken ben
soruların %30'unu doğru cevaplamış olma kriterini bas aldığım için bu bir ölçüt olacaktır. Karar verip vermemede kullanacaksam ölçüt, ölçüp biçerken kullanıyorsam ölçme kuralı. Peki, dördüncü öncülü herkes yazsın, söylesin. Matematik sınavındaki her sorunun değeri 2 puandır. Evet, zaten oldukça açık ölçme kuralı, kesinlikle. Peki, son öncüle bakalım. Matematik sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan öğrencilere burs verilecektir. Burs verip vermeme kararını verecekken kullanıyorsam bunun adı ölçüt olur. Evet, şimdi Elvan hocam bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Elvan hocam şöyle örneklendir. Bana verilen bir öncülü ölçme yaparken mi kullanacağım yoksa karar verirken mi kullanacağım? Karar verirken kullanıyorsam bu bir ölçüt olur. Çünkü ölçüt değerlendirmenin neye göre yapılacağını belirler. Değerlendirme de karar olduğuna göre o zaman ben ölçütü kullanıyorum. Mesela 5. öncüle baktım. Matematik sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan 3 öğrenciye burs verilecektir. Ben bunları sınavlarını ölçerken mi kullanacağım? Bunlara burs verip vermeme kararını verirken mi kullanacağım? Burs verip vermeme kararını kullanacaksam, verirken kullanacaksam onun adı da zaten ölçüt olacaktır. Evet, şimdi arkadaşlar birkaç soru daha çözüp zaten. Tabii ki Elvan hocam. İşte burs verme kararını verirken kullanacaksam bunun adı ölçüt olacaktır. Ara vereceğim Esrar hocam. Şöyle bir soru daha çözmek istiyorum da o yüzden. Evet, şimdi şu soruya da bir bakalım, netleştirelim. Elvan hocam dikkat edelim lütfen. Fatma hocam sen de dikkat et. Şimdi bir, diyorum ki şimdi kendime matematik sorularının %75'ini, fizik sorularının %65'ini doğru cevaplayan öğrenciler bu dersi başarmış sayılır. Başarılı sayıp saymama kararını verirken burayı kullanacağım için bir nolu öncülüm bir ölçüt olur. Evet, peki. İkiye gelelim. Diyor ki ilk iki sorudan alınabilecek en yüksek puan 25'tir. Evet. Ölçme işlemini yaparken bunu kullanacağım. O halde kural burası. Sınavda 65'in altında puan alan öğrenciler dersi tekrar ederler. Tekrar edip etmeme kararını verirken burayı kullanacağım için bu bir ölçüt, yani kriter olur. Dördüncü öncül. Türkçe ve matematik dersinden başarısız olan öğrenciler bir sonraki döneme devam edemezler. Sonraki döneme devam edip etmeme kararını verirken burayı kullanacağım için bir ölçüt olur. O zaman birinci öncülümüz, üçüncü öncülümüz ve dördüncü öncülümüz birer ölçüt iken, evet, ikinci öncülümüz birer ölçme kuralı oldu. Evet, hadi bakalım. O zaman evet, bir ara verme zamanı geldi. Tamam. Evet, geri kalan arkadaşlar sorularınızı çözmeyi unutmayın lütfen. Şimdi slaytımı paylaşıyorum arkadaşlar. Geçen haftaki slaytta. Evet, inşallah karmaşık gelmemiştir arkadaşlar. Şöyle biraz soru çözdükten sonra arkadaşlar sadece yüklemlerine bakıp ölçme mi değerlendirme mi olduğunu anlıyoruz zaten. Evet, dosyayı arkadaşlar herkes aldı mı? Herhalde iki defa mı paylaştım? Tamam. Geldi, tamam. Arkadaşlar bakalım saatimize. 10'u 20 geçe arkadaşlar bekliyorum. Evet, 10'u 20 geçe arkadaşlar ikinci dersimize başlayalım. Tamam. Aynısı Elvan hocam. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. İkinci saatte kendinize iyi bakın.